Ben çok uzun süredir galalara, açılışlara, şunlara, bunlara katılmıyorum. Çünkü böyle çok keskin bir ayrışma var ya, insanlara ne dersen de tatmin etmiyor. Konuşacak bir şey bulamıyorsun. Tek şey müzik üstad. Bellona'nın katkılarıyla hazırlanan Son 33 başlıyor. Ben şöyle bir şey sormak istedim. Şimdi ben türküleri çok seven bir adamım. Yavuz Bingöl'ü de yani oradan gelen ve o sesindeki o naiflikle, o güzel duruşla çok çok yıllardır böyle çocukluğumuzdan beri dinliyoruz yani. Muhakkak türkülerle hemhal olmanın başka bir dünyası vardır. Var. Bize biraz o dünyadan bahseder misin? Yani ben türkü yazan ve okuyan bir adamın dünyasını merak ediyorum. Muhakkak hele ki bu hıçın dünyadan çok daha başka bir yerde duruyordur. Şöyle başlayayım. Şimdi benim çocukluğum tabii doğal olarak aslında bir ozan çocuğu olduğum için direkt müziğin, türkünün içine doğdum. Çocukluğum çok güzel geçmiştir. Her çocuğun bence çocukluğu güzeldir. 6-7 yaşına kadar böyle babam eski askerdir benim. Babamın asker resimlerine bakıp subay olmaya çok öykünürdüm. Böyle asker olmak isterdim ama annem 7 yaşında sazı kucağıma koyunca, sazla temas edince bütün hayatım değişti. İlk öğrendiğim türkü Uzunca Bir Yoldayım Aşık Veysel türküsüdür. Annemin tabii türkülerini de yaptığı besteleri de çok bilirim ama onunla ilk sazı öğrenmem, çalıp okumaya başlamam. Çok fazla türkü dünyasında ozanla tanıştım. Annem sayesinde oldu bunlar tabii. Aşık Veysel ile tanışma şerefine eriştim. Ölmeden 1972 olabilir, bir yıl önce Konya Aşıklar Bayramı'nda Neşet Ertaş'la. Her ozandan bir o temas, o bakış, onunla aynı havayı solumak size bir şey katıyor. Sonra tabii konservatuvar yılları oldu. Bir 2,5-3 yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Batı bölümüne girdim. Doğu ve Batı birleşince benim yavaş yavaş nasıl bir müzik tarzı, nasıl bir şey yapmam gerektiğine ilişkin altyapılar da o dönem oluştu aslında. Hiç unutmuyorum, Muammer Sun benim hocalarımdan biriydi konservatuvarda. Piyano sınavım var bir gün sonra. TRT1 tek kanal. Erol Pekcan, Tuna Ötenel, caz orkestrası var. Bazen çıkıyorlar böyle, böyle siyah beyazı seyrediyorum. Tuna Ötenel'in Burası Muş'tur, Yolu Yokuş'tur, Yemen türküsüne bir piyano ve partisi var. Ben piyanoda onu çalışırken Muammer Sun'a yakalandım. Muammer Sun odaya girdi, piyano odasına. Dedi ki, ne yapıyorsun sen dedi. Ben tabii böyle 12 yaşındayım, 13 yaşındayım, böyle durdum. Senin dedi yarın piyanodan sınavın yok mu? Niye partine çalışmıyorsun dedi. Çalışacağım hocam dedim. Sonra da benim saçımı okşadı Muammer Hoca. Dedi ki ne kadar çok yakışıyor piyano türkülere değil mi dedi. Evet hocam dedim. İşte o gün şimdi düşünüyorum şimdi. O gün benim kulağımı çekseydi ya da bir tane vursaydı. Herhalde ben ileride yapacağım işte 94-95'e gelince o bağlamayla piyanoyu buluşturmam. İlk albüm Sen Türkülerini Söyle. O ortaya çıkmazdı herhalde. Binlerce sokak düğünü çaldım. Oran sonra 1987'de fuarın fuar olduğu dönemler çok fazla sanatçıya müzisyen olarak eşlik ettim, bağlama olarak. 12 yaşından beri çalışan birisiyim ama çok iş yaptım. Aklımda gelen her türlü işi yapmışımdır ama hep müziğe geri döndüm. Hele bir gün köylerde su kuyularına tamire gidiyorduk. Çok ciddi bir maaşı vardır devlet su işlerinde çalışanların. Tehlike zammı alırlar, arazi zammı alırlar. Ayda 4, yılda 4 ikramiye alırlar. Maaşı çok dolgundur. O kuyulardan o su boruları vinçle çekerken borunun birisi kurtuldu. Böyle elimi son anda çektim, tamam mı? Sonra böyle durdum. Elime baktım falan, eldivenleri çıkardım, attım. Dedim ki ya elime bir şey olsa ben nasıl bağlama, piyano falan çalarım. O gün bıraktım işi, eve geldim. Merkezde hala bağlama ve piyano. Evet abi. O gün anneme dedim ki anne ben yapamayacağım bu işi dedim rahmetliye. Ben müziğe tekrar geri döneceğim dedim. Her yaptığım işte 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra hep geri döndüm müziğe. Peki hiçbir keşkeniz oldu mu abi? Şöyle aslında. Şimdi mesela Yavuz Bingöl pop alanında iştigal etseydi başka bir kişiyle konuşuyor olacaktım. Ya başka bir Yavuz Bingöl, hani belki daha hareketli, daha böyle dünyaya başka bakan. İşte rap alanında iştigal etseydi belki daha başka ama türkü alanında iştigal ettiği için o halinize o kadar yansıyor ki muhtemelen sizi de insanlara bakış noktasında daha kırılgan, daha naif, kırmamaya çalışan, evet, onlar adına da durmadan düşünen, empatiyi, ya çünkü türkü okuyorsunuz abi, ötesi var mı yani? Hani evet, bizim sesimiz oluyorsunuz falan, bu toprağın sesi. Dediniz mi? Ya girmeseydim şu işe keşke ya. Hani
beni bu kadar kırılgan yaptı, incitici şey yaptı, hep karşı tarafı düşünür yaptı. Biraz bencil adam olsaydım falan diye böyle en azından bu okumalar üzerinden hiç yok keşkeniz ya, oldu mu? Hiç demedim. Bu konuyla ilgili demedim. Allah'a dua ederim. Yeniden doğsam tekrar aynı şeyi yapmak isterim. Kırıcı, üzücü tarafları oluyor. Ama onaran yine türkü ve müzik oluyor üstad. Yani o onarımı yine onunla yapıyorsunuz. Türkiye'nin siyasi konjonktüründe benim de çok üzerime gelinen dönemler olmuştur. Böyle insan içine bir dönüyor. İçime döndüğüm zaman böyle bir iletişimi kopartıyorsun oran ama yeniden toparlamana sebep yine enstrümanın oluyor ve türküler oluyor. Sığındığın yer yine orası oluyor. Kırılan yeri onlarla onarıyorsun yine. O açıdan yaptığım işi severek yapıyorum. Tabii çok çalışmak gerekiyor. 2000-3000 sayısını bilmiyorum ama herhalde 3000'e yakın türkü ezbere biliyorumdur. Çok fazla konser yaptım. 1000'in üzerinde konser yapmışımdır. 1000'in üzerinde sokak düğünü çalmışımdır. Enstrümanla bağını, gönül bağını kurduğun zaman yani hep onu söyledim. Oyunculukla müzisyenlik arasındaki fark da o. Şimdi oyunculuğu kameranın karşısına geçtiğiniz zaman oyunculuğu her şekilde yapabiliyorsunuz. Yani elinize bir tekst veriyorlar, işte senaryo. Ama müzik öyle değil. Burası hazır olmayınca yapamıyorsunuz. Yani illa burası hazır olacak. Şimdi ben 5. yılın içindeyim son albümü yapalı. 5 yıldır öyle bir yuvarlanıp gidiyorum bir şeyin içinde. Ya ne zaman hazır olacaksın? Bir arkadaş kalbinle de konuşuyorsun. Enstrümanına o gönül bağını hiç yitirmemen gerekiyor. Neyse sonunda hazır hissettik de şimdi yeni albümü bitirdim. İnşallah. Ocak, Şubat sonu çıkarmayı tasarlıyorum. Çok şanslıyız. Ben sevdiğim... Orayı hazırlayanlar ne oldu? Sevdiğim işi yaptım. O da önemli bizim için. Hani evet. Dediniz ya kalbimde bir hazır olması lazım. Orayı bir hazırlama süreci de var ya. Var. Sebepleri öyle ya da böyle... Bence hayatın içindeki her şey üstad. Biz her şeyden çok etkilenen insanlarız. Gözlemliyorsun. Sohbet, muhabbet etmek, insanların derdini dinlemek, yardım etmek, birinin bir işini görmek, birisini mutlu etmek. Bunlar hepsi sana bir değer olarak aslında geri dönüyor. Güzel bir film seyretmek, ne bileyim yani bir yere gidip görmek. Bunların hepsi bizde başka şeylere sebep oluyor ve çok şanslı hissediyorum kendimi. Allah'a şükür olsun. Yani işini severek yapılan tek meslek galiba bu. Hani bazı insana sorarsın ya ben aslında doktor olmak istiyordum, mühendis oldum ama ne yapalım falan dersin ya biz de öyle değiliz. Biz gerçekten sevdiğimiz bir işi ve severek yapıyoruz. Allah vergisi bir şey bu. O yüzden şükrediyorum yani Allah'a da bu mesleği yaptığım için. Peki abi şu benim için de bir önemli bir şey. Şimdi bugün zemine türküleri koyduk. Ve Yavuz Bingöl'ün yorumunu koyduk ve onun üzerine inşa ederek şu an devam ediyor. Şunu merak ediyorum. İşte dijital bir çağ diyoruz. Hı hı. 2023 yılında şunları yaşıyoruz, bunları yaşıyoruz. Ayrışmalar var diyoruz. Hı hı. O kadar çok bir betonlaşma, bizi biz yapmaktan öteye sebepler var ki öteye götüren. Türküler olan ilgimiz, alakamız ve buradan bir toplum okuması yapsak. Yavuz Bingöl bizim Türkiye topluma dair ne söyler? Yani geldiğimiz yer... Nedir türkülerle olan irtibat noktasında da aslında? Ben hiç umutsuz, yani umut sonsuz bir şey, umutsuz değilim. Şundan dolayı bu yeni gençlik Z kuşağı diye tırnak içinde söylenen kesimin müzik tercihleri farklı gibi gözükse de ben son 2-3 ayda bir Elbistan, Maraş ve Diyarbakır ve konserleri yaptım. İnanamadım kitleye. Yani o kadar umudumu arttırdı ki %80'i genç bir kitle ve parçaya başlıyorsunuz. İlk satırdan itibaren 20 bin kişi, 30 bin kişi, Diyarbakır'da 50 bin kişi vardı. İnanılmaz bir şeydi, konserdi. Türkülere sahip çıkıyorlar. Kendi kültürlerinin müziğine başka şeyler dinleseler de onun yanında bunu da dinlediklerini ve sürdürdüklerini görüyorum ben. Tabii hani basının öne çıkardığı şeyler olabiliyor. İşte müzik akımları, böyle süslü paketler, hani hediye paketi gibi süslersin onu. Kapitalizmin şeyi aslında bu tabii. Sürdürmeye çalışırsın, gençliğe yedirmeye, empoze etmeye çalışırsın. Geçici oluyor bu tip şeyler. 700 yıllık türkü bugünle örtüşüyorsa ve genç arkadaşım o türküyü ezbere biliyorsa, annesinden babasından öğrenmiş ya da işte bizim gibi sanatçılardan hayatına almış ve o türküyü biliyorsa o türküleri şey yapıyorsunuz. Yani onu da dinliyor ama bu taraftan kendi türküsüne de sahip çıkıyor diye düşünüyorum. O konserler benim umudumu çok arttırdı o açıdan. Artvin konseri,
Maraş, Elbistan, Aşk Mahsun Şerif'in festivaline gitmiştim 3 ay evvel. Buradan gençler bir şeyin de özlemini çekiyor falan diye de çıkartabilir miyiz aslında? Yani çok fazla işte telefona, sosyal medya, dijital ortamlara, yani Netflix falan filan gibi birçok şeye maruz kalıyoruz bir tarafıyla. Buradan aslında bir toprak özlemi mi ya da işte böyle bir hasret mi taşıyoruz? Yani bu kalabalıklar bize de bir şey söylemesi lazım bir tarafıyla ya. Ya orada benim de tıkandığım bir yer var. Şimdi bu dijital dünyada işte Netflix'teki dizileri, filmleri de seyrediyorlar biliyorum ben. Onları da takip ediyorlar. Orada böyle bir cinsiyetsizlik, bir cinsiyetsiz topluma götürmeye çalışıyorlar. Dizilerde, filmlerde çok ilginç şeyler var bilerek konuyor diye düşünüyorum ben. Gençlerimiz onları da izliyor. Her saniyesinde dünyanın neresinde ne varsa ulaşabiliyorlar. Ama bu çocuklar acaba kendi başlarına kaldıkları zaman sadece internet ya da telefondaki ortamdan kendi başlarına kaldıkları zaman ne dinliyorlar, ne görmek istiyorlar, ne seyrediyorlar? Bence oraları kendileri buluyorlar, bulacaklar ya da yani kendilerinin aileden gelen, kendi ülkesinin gelenek ve göreneklerinden gelen genetik yapılarını kaybetmemişlerse, yani bu dünyanın üzerinde kapitalizmin oynadığı bir oyun aslında. Yani kültür emperyalizmi denen şey, işte Hollywood'un bütün dünyaya sinemayla hükmetmesi, 30 yıl evvel seyrettiğiniz bir filmde hadi canım bu olur mu diyorsunuz. 30 yıl sonra gerçekten o filmde olan sahneler, olayları görüyorsunuz dünya üzerinde. Müzikte de bu var. Yani Amerikan pop müziğinde de folk müziğinde de aynı şeyleri görüyorsunuz. Mesela egemen sınıf bir sanatçıyı ön plana koyuyor. Onu parlatıyor, cilalıyor. Ama daha siyasi kimliği olan, barış için mücadele eden ya da Vietnam Savaşı'na hayır diyen bir sanatçıyı 20 yıl mesela kendi ülkesinde yasaklayabiliyor. İleri demokrasi dediğimiz ülkede bile bunlar yaşanıyor. Bizim ülkemizde zaten çokça var. Yani bizim ülkemizdeki egemen sınıfı nasıl tanımlar Yavuz Bingöl? Yani özellikle kültür noktasına baktığımızda gençlere bir empoze varsa da ya da bir tarafı parlatıp bir tarafı geri çekme durumu da varsa bizim ülkemizdeki egemen sınıf... Vallahi üstad herkesin bir ekibi var. Herkes bir güç kurmuş. Türkü dünyasındaki insanları çok öne çıkarmayı çok şey yapmıyorlar mesela. Deyim yerindeyse ben böyle tırnaklarımla kazıya kazıya yani hiç unutmam bir gazeteye gelen yönetmenin bir cümlesi var. Altın Kelebek ödüllerinde ödülü bana vermişlerdi. Bana dedi ki Yavuz dedi en yakın rakibine o kadar çok oy fark atmıştın ki istemeye istemeye ödülü sana verdik diyor. Yani oy farkı 300, 500, 200 falan olsa diğer arkadaşa verecekler. Yani kendi öne çıkardıkları arkadaşa verecekler. Diğer sanatçı arkadaşa. Ama oy farkı çok açık çok olunca vicdan... Yavuz Bingöl'le alakalı bir durum mu var? Türkü'yle alakalı bir durum mu var? Yoksa başka bir güç mü bunu yaptırıyor? Vallahi üstad pop müzik ve arabesk ve fantezi denen müzikleri yapan arkadaşlarımızı birazcık daha böyle koruyup kolluyorlar işin doğrusu. Onların yaptıkları işleri daha çok haber yapıyorlar. Bizlerin yaptıkları işler biraz geri planda kalıyor. Görmüyorlar, görmemeye çalışıyorlar. Siyasi açıklamalar yaptığın zaman seni başka bir kategoriye koyuyorlar. Sen yaptığın 10 tane iyi bir şeyin bir tanesini, iki tanesini haberleştirebiliyorlar. İşte bir pasta paylaşımı varsa o pastadan daha az pay almana sağlamaya çalışıyorlar. Ve dünyada her şey aynı üstad ya. Ben şeyi Voodoo Guthrie ile Barbara Dean vardır. Amerika'da folk müzik yapan iki sanatçı. Birisi Komünist Partisi'nin ilk üyelerinden biridir. Birini de John Baez de almış. Mesela çok egemen sınıf öne koymuş. Şimdi ikisinin müzikal olarak değerlendirdiğin zaman öbürü çok daha kıymetli, çok daha önemli bir müzisyen. Ama Komünist Partisi üyesi olduğu için sistem onu sistem dışı etmiş. Daha böyle yine hafif şeyler söyleyen, çok böyle sert söylemleri olmayan ama yine aynı kökten gelen başka birini ön plana koyuyor. Bizim ülkemizde de bu işler böyle dönüyor yıllardır. Bütün dünyada da bu işler böyle üstad. Aslında sanatı sanat için yapmak, siyasi düşünce belirtmemek, ezilenin yanında olmamak, haklının, haksızın karşısında durmak gibi şeylere çok etliye sütlüye karışmayan sanatçı arkadaşları aslında ön plana çıkarıyorlar biraz. Burada mağduru savunsanız bile. Ya evet. Geriye döndüğü mevzu. Evet, aynen. Yani dünyanın her yerinde de bu böyle.
Müzikte de böyle, siyasette de böyle, ekonomide de böyle. Siyasette de mesela ben Borgen diye bir dizi seyrettim. Danimarka'nın ilk kadın başbakanının hikayesi. Hı hı. İleri demokrasi sözde Danimarka değil mi? İnsan hakları inanılmaz boyutlarda falan. Siyaset dünyanın her yerinde aynı bir üstad. Orada da yine çıkar ilişki üzerinden partilerin kendi işlerinde hesap. Siyasetçi hesap yapar çünkü hesap. Dünyanın her yerinde peki, bu işler hep aynı. Peki siyasetçi böyleyken kendini sivil olduğunu addedenler bu duruma nasıl bakıyor? Şunu mesela, Yavuz Bingöl bir sanatçıdır, bir türkü yorumcusudur, bestecisidir, güftecisidir ve bir özgür bir şekilde bir yorum yapar. Hı hı. Tamam, siyasi konjektür bunu kendi menfaatine ise hemen kullanır, karşısındaysa öteler. Aynen. Ama sivil oluşumlar, Yavuz Bingöl şöyle diyor mu? Yani demediklerini biliyoruz aslında ama Yavuz Bey sanatçıdır ve özgürdür, istediğini söyleyebilir, geniş gönüllülüğe sahip mi? Bizim ülkemizde en azından. Yani şu dünyada örneklerini verdiniz ama hani sanki siyaset bunu sadece kullanıyormuş gibi. Sivil oluşumlar da bunu kullanıyor mu acaba? Yani bilmiyorum ki usta. Türkiye'deki sivil oluşumlar da Avrupa'daki yani denk koyacağınız ya çok çok gerideyiz bu konularda bence. Telif haklarında çok geride kaldığımız gibi. Mesela ben diyorum ki bir İngiliz Amerikalı sanatçı olsaydım benim herhalde yıllık telif gelirim 5-10 milyon dolar olurdu. Niye? 30 sinema filmi, 20 tane dizi, 20 tane albümüm var benim. Yani kariyer, altyapıya bak. Hı hı. Frank Sinatra'nın toplasan herhalde bir 5-10 tane filmi vardır. 2 tane şarkısı var. My Way ve New York, New York. Telif gelirini tahmin edemezsin. Bizim ülkemizde bu konularda yani hem meslek odaları, meslek birlikleri, sanata sanatçıya verilen prim, ayrılan bütçe, yapılan iyi işlere yani sanatın gelişmesi, kültürün gelişmesine adına yapılan işlerde de çok gerideyiz. Sınıfta kalıyoruz bu konularda. Dünyadaki yapılan dizilere bakıyorsunuz. Dizilerde, platolarda alınan bütçelere, hikayenin sahiciliğini koruması için yapılan çalışmalara ve buna televizyon kanallarının yaptığı desteğe bakıyorsunuz. Bizde her şeyi devletten ve kültür bakanlıktan bekliyorlar. Bu taraflarda da çok eksiyiz. Yani burada da televizyon patronlarının kültür sanat alanında yapılan işlere çok ciddi pay ayırmaları gerekir. Bunu yapmıyoruz bir kere. Burada lütfen buradan devam edelim. Genel bir soru sormak isterim. Bir ülkede kültür ve sanat organizasyonu temel itibariyle kimin görevidir? Tabii ki devlet bütçesinden Kültür Bakanlığı herhalde 20. sırada falan. %80'ini de maaşlara ödüyoruz demişti Sayın Bakın bana, hiç unutmuyorum. Kalan %20'lik bölümle kültüre, turizme yani nasıl şey yapıyor? Hayır, ama işte burada işte oran devletten beklemen işte burada sivil toplumun işte bu meslek odalarının, hı-hı, işte televizyon sahiplerinin filmlere bak müzik programları kalktı mesela. Katılıp derdini anlatacağın, müziğini yapacağın, yarattığın bir şeyi anlatacağın program kalmadı. Yani sadece kendi televizyonlarında müzik programı kalmadı, işte bu tip programlar kalmadığı gibi bağımsız işlere de destek olmuyorlar. Halbuki destek olmaları lazım. Öyle gelişebiliyorsun. Yani ülkenin gelişmesi, kültür sanatın gelişmesi sadece devletten veya Kültür Bakanlığı'ndan beklenecek bir şey değil ki. Mesela ben çok şey yaparım. İşte Doğuş grubu, Borusan Orkestrası'nı yıllardır onlar mesela finanse ediyorlar. Yani ne kadar güzel bir şey. Bir senfoni orkestrasını yıllardır ayakta tutuyorsun. Bunların fazlalaşması lazım. Ülkenin kendi öz kültürüyle ilgili ne bileyim Mevlana müzikali, Yunus Emre müzikali, onlarla ilgili filmler, Anadolu ozan kaynıyor. O kadar çok bizde çok o kadar çok hikaye var ve bunların sırayla yapılması lazım. Amerika'nın 200 yıllık tarihinde ben bir Amerikalı iki yönetmene bu üç maymunda Cannes'da yarıştığım zaman Los Angeles'ta iki yapımcıya kısacık bir hikaye anlattım. Oh my god falan dediler. Nasıl bir hikaye bu dediler. Çünkü adamların hikayeleri yok, tükendi. Bizde bin yıllık bir tarih var ve inanılmaz bir yeraltı kültür açısından büyük zenginliğimiz var. Ama bunları yapacak bütçe, destekleyecek, sanata, kültüre destek atacak işte iş adamı, televizyon yapımcısı, sivil örgütlerin, bağımsız şirketlerin bu tip şeylere
destek atması lazım, destek vermesi lazım. Oturduğumuz yerden bu böyle devam edemez demek de bir şey değişmiyor gibi. Evet, işte üstad sana şunu söyleyeyim. Ben yılda bir halk müzikleri festivali yapıyorum, uluslararası yılda bir yapıyorum. Festivale 6 ay kala kapı kapı dolaşıyorum bütçe bulabilmek için. Yani benim kalibremde bir insanın kapı kapı dolaşması çok ayıp değil mi ya? Sen yapılan kıymetli, değerli şeyi sen destekleyeceksin. Yani bunu desteklemen lazım. Mesela ben sizi gayet iyi anlıyorum. Sen destekleyeceksin ya da bu böyle devam edemez söylemlerini ne yazık ki son yıllarda hemen alıyoruz ve siyasallaştırıyoruz. Evet, doğru. Bak görüyor musun? İşte hükümet bunu desteklemesin. Evet. İşte biz tam olarak bunu eleştiriyoruz. Evet. Biz gelirsek bu yüzden de çıkmaza giriyor sohbet. Yani oradan bir verim üretemiyoruz. Ya ben bunu kastetmedim. Bak tamam siyasal irade bunu desteklesin ama ben daha başka bir müstakil yapıdan bahsediyorum. Hatta siyaset desteklemesin ki ben birileriyle yan yana görünmeyeyim. Evet, doğru. Daha o da doğru. Oluşayım. Ama beni diğerleri desteklemediği için bu sefer ben görüp siyasi iradeyle bir omuz omuza durumu. Burada nasıl bakıyorsunuz? Yandaş yarak haşıdır budur. Söyle ki son yıllarda siz bundan ne çektiniz abi? Yani hani çok şey çektim. Cumhurbaşkanımızın kendi kültürel ödüllerinin bir konuşmasında vardı. 3-4 yıl evvel olsa gerek pandemi öncesi. Yani devletin desteklediği, ya devlet sanatçısı olmaz ki kardeşim. Sanatçı kendi halkının yaşadığı toprakların acısını, sevincini, hüznünü dile getirecek, çalışacak. Ama sanatçı da telif geliri, yani telif yasası çıksın ki telif gelirinden para alsın. Sanatçı her ay kira derdi, elektriği nasıl ödeyeceğim, suyu ödeyeceğim diye özellikle söz yazarı ve besteci arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Aranjörlerden bahsediyorum. Popüler sanatçıların kira ödeme derdi olmayabilir ama altyapısı, yani o söz yazarı ve besteci arkadaşlarımızın kendi kültürlerini oturup devletin bu konularda belki bir şeyi olabilir. Ya kültür sanat kültür ödülleri düzenleniyor üstad. Gidiyorsun oturacak koltuk bulamıyorsun. Bütün genel müdürler, politikacılar falan yılda bir zaten bir şey düzenliyorsunuz. Bırakın da o koltuklara sanatçılar otursun. Bırakın Cumhurbaşkanı ile biraz sohbet etsinler. Ya da oraya giden sanatçılar birileri tarafından aforoz ediliyor. Yani mesela. Yani o yüzden bu şey, bu bağımsız işlere insanlar özen göstersinler. Evet hani ya ben bunu yapacağım ama bu çok kıymetli bir iş. Ben bunu devletten destek görürsem bana şey yandaş derler mi? Bana şu derler mi? Ya da şunu yapanlar da var. Adam bakanlıktan desteği alıyor. Filmin gösterimine bir hafta kala tam tersi bir siyasi açıklama yapıyor. O zaman niye kardeşim gidip devleti yedeceksen, bakanlığı eleştireceksen niye gidip bakanlığın parasını arıyorsun o zaman? Hani değil mi? Dik o zaman alma o. Mecburmuş efendim bakanlık bunu. Hiç öyle değil yani. Bu işler var ya Türkiye'de birazcık öyle şey gidiyor ki üstad. Yani böyle şimdi bin ahşit derler ya şeyime. Neşve tahsil ettiğin Sagar da senden gamlı. Bir dokun bin ahşit kaseyi falan. Ya ben bu konularda çok şeyim. Ama dertleşiyoruz zaten. Dertleşiyoruz evet. Ne İsa'ya ne Musa'ya derler ya. Şimdi bir şey yapıyorsun. Diyorsun ki ya bu güzel bir iş. Herhalde bunun kıymetini bunu ben yapayım ama şöyle yapayım diyorsun. Destek bulamıyorsun. Öbür tarafa gidiyorsun. Orada problemli ya bu işler. Ama düzelecek. Peki bir şey soracağım. Bu işler problem dedik ya oradan değil de şuradan alıyorum. Özellikle dijital medyanın da bizi Twitter üzerinden böyle hırçınlaştırmasıyla şey hani oturuyoruz ve klavye başında, telefon başında birbirimize delikanlılık yapıyoruz tabiri caizse. Bunun da vermiş olduğu bir durumla konuşabilme zeminini iyice kaybettik gibi duruyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani hani bir tarafıyla bir konser veriyorsunuz ve 50 bin genç geliyor. Ve o genç her görüşten. Ve güzel olan da bu. O fotoğraf bizim için kıymetli fotoğraf. Aynen. Ama o gençleri öbür tarafa götürünce Twitter'da birbirine dalıyor. Yazmak tabii kendi başına şimdi birebir yalnızsın ya Twitter'da yazarken ya da sosyal medyada. O çocuklarla göz göze bakınca, yan yana gelince söylemleri de değişiyor üstad. Hatta o tip şeyler yazıklanabilirler. Pişman olan arkadaşlar da, gençler de var. Çok doğru söylüyorsun. Aslında bu teknoloji denen şey insanları yalnızlaştırdı çok fazla. Yani insanlar birbiriyle sohbet etmeyi, konuşmayı, göz göze gelmeyi, göz göze gelmiyor insanlar ya. Bu kadar olur mu ya? Halbuki göz göze bakacak, şöyle insanlar birbirinin ruhunu anlayacak, anlamak için iki cümlenin belini kıracak, sohbet edecekler. O tip şeyleri unuttuk birazcık. Bu yiğitlik, bu Twitter, sosyal medya yiğitliği de birazcık oradan geliyor galiba. Yan yana geldiğin zaman, yüz yüze baktığın zaman senin yüzüne söyleyemiyor bu tip şeyleri. Daha nezaket ve kibarlık içerisinde konuşuyor seninle.
Ama yalnızken evinde istediği şeyleri bir yerden de gaza gelmiştir. Sana her türlü hakareti küfür edebiliyor mesela. Seni de tanımıyor, gözü temas da etmiyor. Tabii. Nasıl bir insan olduğunu da bilmiyor. Evet, müzik sadece insanların sosyal medyayı yazma ya da derdini anlatma, fikrini belirtme ya birisini yerme ya da övme konusunda değil. Müzikte de başka türlü şeyler oluşuyor üstad. Müzikte de ne oldu şimdi artık arabalara bile CD çalar koymuyorlar. Bir USB midir dedi. Hatta o bile yok. Telefondan bağlanıyor Spotify'a, oradan 1000 tane şeyi dinliyor. Dijital dünyada da öyle. Telif hakları yasası çıkmadığı için bir türlü hala mecliste. Sıkıntı büyük ama tabii bu tek lisanslamaya geçildi. Ben oraya biraz seviniyorum. Şimdi 4 meslek birliğini bu Sayın Bakan çok başarılı. Rami Kışlası'nı da muhteşem yapmışlar. AKM zaten müthiş bir bina oldu. Ankara'daki orkestra konser salonu da öyle. Şimdi Rami Kışlası üzerine bu meslek birliklerini tek lisanslamaya geçince telif hakları konusunda da birazcık daha çok büyük bir devrim oldu. Önemli işler yaptılar bu ara. Mesela 20 yıldır orkestralarda çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımız vardı. Sözleşmeliydi. Maliyeden bir türlü onlara kadro alamıyorduk. O kadrolar verildi şimdi. Çok kıymetli. Bu Maliye Bakanımız da buradan Kur'an'ı çınlatmış olayım. Çok memnunuz şu anda hem Kültür Bakanımızdan hem de bu kıymetli müzisyenleri yıllarca orada sözleşmeli çalışıyorlar. Adam Modern Folk'ta 20 yıldır çalışıyor. Kadrosu yok ama. Artık onların kadroya vermesi lazım. O arkadaşın aldığı özlük haklarını o da faydalanması lazım. Onları falan çözdüler. Siz bunları söyleyince mi birileri tarafından yandaşıyla? Yani bu artık gerçi bunun gerilimini yaşamadığınızı artık, fark ediyorum da. Yok hiç yaşamıyorum üstad. Çünkü iyiye iyi, güzel, kötüye kötü diyeceğiz ya. Artık onu açtım o şeyleri ben. Ama tabii duygusalız. Kendi başımıza kaldığımız zaman, çok ağır şeyler yaşadığımız zaman bunu ağır bir travma içinde geçirebiliyoruz. Çok fazla kendi içimize dönüp, ben çok uzun süredir mesela şeylere katılmıyorum. İşte galalara, açılışlara, şunlara, bunlara. Çünkü böyle çok keskin bir şeyi var ya, bir ayrışma. Hı hı. İnsanlara ne dersen de tatmin etmiyor. Konuşacak bir şey bulamıyorsun. Tek şey müzik üstad. Yani müzik kadar etkili, türküler kadar etkili hiçbir araç yok. Onlarla ancak ulaşabiliyorsan ulaşıyorsun ya da bir insanın fikirlerini, düşüncelerini dönüştürebiliyorsan dönüştürüyorsun. Türkülere en çok ihtiyacımız olan dönem gibi, çünkü konuşma yetimizi, anlaşabilme kabiliyetimizi indirdim biz askeri seviyeye. İbrahim Hoca ile buluşma nedenimiz de o işte ortak. Müzik ve türkü yani. Sonuçta yani ben başka bir kökenden geliyorum. İbrahim Hoca başka bir kökenden geliyor. Bizi orada kim cesaret etti? İbrahim Bey mi cesaret etti, siz mi cesaret etti? O kompozisyonu oluşturmakta. Çünkü günün sonunda bu iki farklı bizi şeyin bir teması oldu. Bizi buluşturan kimdi ya? Hasan Saltık mıydı acaba rahmetli? Ama işte bak hiç önemi yok onun. Bizi buluşturan aslında müzik ve türkü üstad. Yani sonuçta bir araya gelip bir yerde beraber çalıp söyledik. Sonra devam etti dostluğumuz, arkadaşlığımız, müzik yoldaşlığımız, türkü yoldaşlığımız. Sonra birçok kıymetli işte beraber olduk. Şehitler için bir şey yaptık. Afrin için bir şey yaptık. Askerimiz gittiği zaman yurt dışına. Çok özel bir meslek sahibiyiz. Aslında ben çok ülkede dolaştım üstad. Herhalde bir 40-50 Avrupa ülkesi gezmişimdir. Kendi ülkemiz yani o kadar kıymetli ki, o kadar güzel ki. Bizim eski bakanın bir lafı var, çok severim. Türkiye yurt, Erciyes Dağı gibidir diyor. Erciyes Dağı'nın yanından geçerken böyle bir heybetine bir bakarsın, böyle uzaktan heybetli görün. Türkiye içinde yaşayanlar ülkenin büyüklüğünü göremiyorlar üstad. Ama yurt dışında yaşayan Türkler Erciyes Dağı gibi Türkiye'nin büyüklüğünü görüyorlar. Aslında dünyanın en güzel ülkesinde dünyanın en güzel insanları bir arada yaşıyoruz. Ve o kadar bugüne kadar tabii ki genetik yapımız bu ozanlar, Anadolu, biz Irak, Suriye falan gibi olmadıysak, parçalanmadıysak emin olun ki bizim bu zenginliğimiz, bu ozanlarımız, o genetik yapımızdaki o kardeşlik ve o güçlü bağ var. Ama onun dışında tabii siyaseten de Tayyip Erdoğan'ın varlığı yani son 20 yılda iyi ki o var. Yoksa çoktan Irak, Suriye gibi olurduk belki de. Yani bu büyük egemen güçlerin, emperyal ülkelerin bu bölgedeki tuzağı, hesabı, kitabı çok başka. İşte Lübnan'da görüyorsun, Beyrut'ta 40 yıldır Orta Doğu'da kan dinmiyor falan. Bizi yine biz yapan, yine üstad o şeyimizi koruyan, o harcı, hamuru
çok sağlam bir ülkemiz, çok sağlam bir toprağımız var. Ne ekersen onu biçiyorsun, onu görüyorsun. Dört tarafımız, üç tarafımız denizlerle çevrili. Ve bir kendine az bir karakter yapımız. İnanılmaz tabii. Son dönemde internette bir şey görüyorum. Dünyanın merkezi Kırşehir, Türkiye. Çorum diyen de oluyor da. Evet. Ben çok seviyorum ülkemi. Ülkemin insanlarını da çok seviyorum. Hiç ayırt etmiyorum böyle sağcıymış, solcuymuş, yok şuymuş, buymuş diye. Siyaseten bu işler böyle oluyor. Ama sonra çok güzel işlerde buluşuyoruz. Sohbetler ediliyor, türküler söyleniyor. İnşallah bu kıymetli şeylerimizi, değerlerimizi ortaya çıkaracak işler daha da çoğalır. Yani gençlerimiz popüler ozanları biliyor üstad. İşte Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş, Pir Sultan'ı biliyor. Ama Anadolu kaynıyor. Ben Bin Yılın Ozanları diye bir proje çaldım 4 yıl boyunca. Benim bile bilmediğim ozanla karşılaşıyorsun. Yani Bayburtlu Zihni, Erzurumlu Emrah, işte binlerce ozanımız var. Bizde yapılması gereken şu üstad. Bak, savunma sanayi birinci sırada Amerika'da. Hollywood bütçesi ikinci sırada. 144 milyar dolardı bundan yıllar evvel. İkinci sıradaydı. Bizde Kültür Bakanlığı'nın bütçesi 20. sırada. Bu işleri tabii ki devlet de sübvanse edecek, destekleyecek. Kültür Bakanlığı'nın bütçesini İlk beşin içine koymak, sokmak gerekiyor. Ve bağımsız, biraz önce sohbetimizin başında senin söylediğin o sivil kesmin, bağımsız özel şirketlerin, şahısların, televizyonların, sanatla ilgili kurumların da kendi ülkelerinin öz varlıklarına, kültürlerine destekleyecek projelere destek atmaları lazım. Eyvah. Bu şey çok kıymetli bir söylem abi. Hani İşte bin yıllık bir geleneğimiz var. İçinde ozanlar, halk ozanları, aşıklar ve onlar bize bir karakter mayalıyor. Biz farkında olsak da olmasak da. Bu şu demek değil. Biz bir ozanın, bir aşığın türküsünü ya da şiirini ezbere bilmeyebiliriz. Ama bilmeden, farkına varmadan bizim üzerimize bir karakteri, bir şeyi var, yapısı var. Ben bunu şeyde fark ettim. Geçenlerde daha bir hafta kadar öncesine kadar, 3-4 günlüğüne bir Doğu Afrika ülkesine gittik. Mauritius'a. Buradan 10 saat uçakla gidiyorsun, 10 saat geliyorsun o şekilde. Gittiğimde İşte 1589'lu yıllarda Portekizliler keşfetmiş ama tutunamamışlar. Sonra 3-4 sene sonra Hollandalılar alıyor Portekizlilerden. 3-5 yılda onlar da tutunamıyor falan. Sonra Fransızlar geliyor. 1.2 milyon nüfusu var o adanın, Mauritius'un. 2000 metrekarede bir şey var, yüz ölçüm var. Bir ada ülkesi, Hint Okyanusu tarafında. İşte uçaktan indik, bir baktım Fransız etkisi var ülkede. Ama trafik, ters trafik. Sonra bir tarihini araştırdık. İşte biraz sohbet ettik falan. İşte 100-150 yıl kadar Fransızlar sömürüyor. 1589'dan işte Hollanda, Portekiz'den sonra. Fransızlar sömürüyor. Sonra İngiltere'ye geçiyor. Adamlar ne yazık ki işte o köksüzlük diyeceğim tırnak içinde. Ondan dolayı biraz Fransız olmuşlar. Dilleri birazcık Hollanda olmuşlar. Biraz İngiltere. Biraz yani trafikleri İngiltere. Yeah. Söylemleri merci. Yeah. Ada kırması bir Fransız. Ben bizim arkadaşa döndüm, dedim ki ya biz kabul edelim ya da etmeyelim. Sevelim ya da sevmeyelim. Kavga edelim ya da etmeyelim. Bizim bin yıllık geleneğimiz var ya. Türkiye'yi Türkiye'den büyük yapıyor. Çünkü sen ne yapıyorsun? Farkında değilsin. Yani hiç tarih kitabı okumana gerek yok. Hiçbir divan şairinin şiirini bilmene gerek yok. Ama toplana geliyor ve sana bir duruş katıyor. Ne merci diyorsun, ne sağdan soldan gidiyorsun. Yani sen günün sonunda, işte bir 15 Temmuz oluyor, günün sonunda elini kaldırıp masaya vuruyorsun. Çünkü niye? O karakter sende öyle bir toplanıyor ki, keşke hep patlayabilse ama bizde bazen sıkışınca patlıyor. Üstad, şey olarak da tanınıyorsun, tipoloji olarak da, yurt dışında gittiğin sen Türk müsün diyorlar sana. Hmm. Ama bir Rus'a ya da Alman'a ya da Hollanda'ya sen Rus'sun, Alman mısın diyemiyorlar. Çünkü bizim bir duruşumuz var. Bir duruşun, bir bakışın, gözünde bir enerjin, bir şeyin var senin. İnşallah koruyabilelim onları. Koruruz be üstad. Biz çok güzel bir ülkeyiz. Bak gerçekten. Ben hiç umudumu hiç kaybetmiyorum. Kalıcı olan yine kıymetli ve kültür sanat alandaki daha çok edebiyat, şiir. Yani insanların aslında devletle olan gönül bağlarını ancak edebiyatla, sinemayla, müzikle kurabiliyorsunuz, güçlendirebiliyorsunuz. Ve bu zenginliği senin dediğin gibi aslında gençler doğuştan doğunca o kendi içlerinde, kendi şeylerinde bence var ediyorlar ya, yükleniyorlar. Yani bir bilgisayara bir şey yüklersin ya, o yüklenmiş olarak doğuyorsun belki de, inanmazsın. Anne karnından doğuyorsun ve gözünü açıyorsun. Nasıl bir ülkede yaşadığını, işte nenenden, annenden dinlediğin ninniyi, onlar hepsi senin şeyini bağlıyor, geleceğini bağlıyor. Yani temas etmek çok önemli ya. Ben bu temas işini çok önemsiyorum.
O yüzden bu enstrümansız okul kalmasın kampanyasını çok önemsiyordum üstad. Bir 65 sınıf yaptım bugüne kadar. Pandemi girince ara verdik. Piyanoya ya da bağlamaya temas eden çocuğun hayatı değişiyor. Yani o çocuk 14-15 yaşına gelince en azından ne şiddet yanlısı oluyor, o çocuktan canlı bomba olmaz, o çocuk teröre bulaşmaz. O yüzden enstrüman, müzik sevgisi, 7 yaşında, 8 yaşında çocukların o enstrümanlarla teması onların bütün hayatını değiştiriyor. O teması bu silah icat oldu, mertlik bozuldu ya, bu teknoloji denen şey de aslında birazcık hani bizi çekti, uzaklaştırdı. Bizi çekti, uzaklaştırdı. Yalnızlaştık. Teması yitirdiğimiz zaman insan gerginleşiyor, fikirleri değişmiyor. Aynen enstrüman temasıyla insan teması arasında bir fark yok ki. O teması fazlalaştırırsak çok daha güzel, çok daha kıymetli günler bizi bekliyor. Gerçekten hep onu söylüyorum. Siyasetçiler gelip geçer. Hepsini bu ülkeye kim ne yapmışsa Allah razı olsun herkesten. Bir çivi çakana, ülke için, ülkenin geleceği için güzel işler yapan her siyasetçiye bizim dua etmemiz, Allah razı olsun dememiz lazım. Ama sanatçıların da kendi toplumlarının, yaşadığı çağın tanığı olarak kendi ülkelerinin sorunlarına, dertlerine daha çok şey göstermeleri lazım. Özellikle terör konusunda çok fazla insan kaybımız var. İşte geçen gün bir rakam okudum, inanamadım. İçişleri Bakanı açıklamıştı, o parayla neler yapılırdı diye, 100 tane bilmem ne, 100 tane bilmem ne. Şehit olmakla şahit olmak arasındaki hiç fark yok biliyor musun aslında? Şimdi şehitler bizim için her şey. Ama akan kana şahit olan bizler, gençler, çocuklar hiç kolay bir şey değil, travma değil. 15 Temmuz'u yaşamış bir ülke, daha onunla yüzleşememişiz. O çok inanılmaz bir şey o. Yani o aklıma bile getirmek istemiyorum. Bazen hiç konuşulmasın ve bir an önce unutulsun istiyorum da unutturmamak da gerekiyor, ayrı konu. O travmayı bile atlatamamış bir toplumuz ve bu toplum bu travmayı ve bu kadar kötülüğün üstünü güzelliklerle örtmek için daha çabuk atlatabilmek için sanatçılara ihtiyacı var, sanata ihtiyacı var. Onu sağlamak lazım biraz. Onu yapmak için de önce bunu yapacak insanların bir araya gelip göz göze bakmaları, temas etmeleri, farklı düşünseler bile bir güzel bir şeyde buluşmaları lazım. Önümüzü açmanız da lazım. Size çok sorumluluk düşüyor Yavuz Beyciğim. İşte biz aslında biz üstümüze düşeni yani biz 5-10 kişiyiz aslında. Üstad hani derler ya Anadolu'da damgalı eşek diye affedersin. Estağfurullah. Şimdi o tarafa daha böyle bir bağımsız hani bizim gibi böyle siyasi düşüncelerini açıkça söyleyip işte bir tarafa bizi halk kendisini bir yere montelemiş yani ne yapayım o da onların şeyi ben kendi kalbimi ruhumu vicdanımı biliyorum ama bize düşen görev aslında devletten daha fazla yani bu ülkenin sanatçılarının sadece müzisyenler için de söylemiyorum bunu her türden sanatçının güçlendirmek için bizlere devletten daha çok iş düşüyor. Bunu biraz görmek, bunun üzerine biraz gitmek gerekir diye bizim düşünüyorum. Bir hocamın bir sözü vardı. Mustafa Kara hocam, kendisine hürmet ederim. Dedi ki bu ülke dedi, insanlık yani, peygamberlerden sonra alimlere ve sanatkarlara emanet edilmiştir. İnsanlık. Ya. O yüzden alimlerin ilmini artırması, sanatkarların da sanatını yüceltmesi gerekir. Ne kadar güzel söylemiş. Evet. İnşallah sanatçıya hürmetimiz de o oranda artmasını ki hani sanat da bir yerde iltifatla besleniyor. Tabii marifet orada. İltifat abi. Teşekkür ediyorum. Çok güzel sohbet. Eyvallah. Ama bu çok kısa program. Ben bir daha gelirim. Başka şeyler konuşuruz. Tamam. Ben bir de heyecanlıyım şimdi. Ben bu konuşmaları... Masada diye... konuşalım artık. Şimdi geçelim masaya. Son kaç saniye? Son 15 saniye. Son 15 saniye. Buyurur musunuz? Vallahi mi? Geçiyoruz. Ha, masaya geçiyoruz yani. Eyvallah. Peki. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Kıymetli dostlar merhabalar. Bugün çok kıymetli bir isim bizlerle birlikte. Hepinizin yakinen tanıdığı ve çok sevdiğine emin olduğumuz bir isim. Kimdir? Yavuz Bingöl. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Eksik olmayın. Sağ olun. Biz de aynı şerefi duyduk. Estağfurullah. Sağ olun. Bellona'nın katkılarıyla hazırlanan Son 33 sona erdi.